de daha çok makine mühendisliği alanına giren mekanik yangın söndürme sistemlerinden sprinkler sistemleri, gazlı söndürme sistemleri ve köpüklü söndürme sistemleri konusunda temel bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Sistemlerin yapısından bahsedeceğiz, çeşitlerinden bahsedeceğiz. Alarm vanaları dediğimiz özel ekipmanlar var. Bunların farklı tiplerinden bahsedeceğiz. Kısaca tasarım kuralları ve standartlardan bahsedeceğiz ve ilk oturumu sprinkler sistemleri temelinde bu şekilde yaklaşık 40-45 dakikalık sunumumuzu bu şekilde gerçekleştireceğiz. Daha sonra özel sistemler diye tanımladığımız gazlı söndürme ve köpüklü söndürme sistemleri ile ilgili bilgileri ikinci oturumda sizlerle bir kısa bir aradan sonra sizlerle paylaşacağız. Sunumumuza sprinkler sisteminin yani yangın söndürmede en yaygın kullanılan sulu söndürme sistemlerindeki sprinkler sistemlerinin temel yapısını inceleyerek başlayalım. Sistemde gördüğümüz temel ekipman aslında sprinkler başlığı, yağmurlama başlığı da diyebiliriz Türkçe karşılığı. Yangın olduğu anda belli bir sıcaklığa ulaştığında aktive olan ve gerisinde bekleyen suyu yangının bulunduğu noktaya suyu uygulayan bir uygulama cihazı, uygulama uç elemanı dediğimiz sprinkler başlığından bahsedebiliriz. Aslında sisteme adını veren ana ekipmanımız. Bunun dışında tesisatın genel yapısına baktığımızda bir ana hattımız var. Suyu beslediğimiz bir tesisatımız var. Bu hatta sprinkler kolonu diyebiliriz. Sprinkler kolonu dediğimiz hat aslında bizim ana besleme hattımız oluyor ve üzerinde bir alarm cihazı bulunan alarm vanası dediğimiz veya ne diyelim zon vanaları dediğimiz vana gruplarıyla kontrol edilen sistemlerdir. Üzerinde çeşitli tertibatlar bulunan bu alarm vanaları ile ilgili detayları ilerleyen slaytlarda paylaşacağım. Ama baktığımızda bir ana hattımız var, bir dağıtım hattımız var ve bu dağıtım hattı üzerinden bir branşmanlar, sprinklerleri taşıyan branşmanlarımız bulunuyor, branşman hatlarımız. Bu hattın üzerinde dikey olarak monte edilmiş dik tip sprinklerler olabilir. Yani yukarıya bakan tip sprinklerler olabilir veya sarkık tip sprinklerler olabilir. Bunların farklı tipleriyle ilgili detayları da birazdan paylaşacağım. Tesisatta gördüğünüz gibi vanalarımız, sprinklerlerimiz ve sistemin test edilmesini sağlayan test drenaj vanası gibi ve içindeki suyun tahliye edilmesini sağlayan test drenaj vanası gibi özel ekipmanların bulunduğu bir aslında su tesisatından bahsediyoruz. Biraz daha detaylı bir komple sistemi incelersek, su depomuz var. Bu su deposu şebekeden veya belli bir su kaynağından besleniyor sürekli olarak ve içerisinde yangın suyu rezervi dediğimiz projenin veya işte o yapının ihtiyacına uygun olarak hesaplanmış miktarda su depolanmış oluyor. Bu suyun emniyetli bir şekilde tesisata ve uygun basınçta beslenmesini sağlayan vanalar, pompalar ve zon kontrol ekipmanları ve akış ölçerlerden oluşan bir pompa dairesi ekipmanı setimiz var. Tesisatın içerisindeki küçük kaçakları telafi edebilecek ve ana pompanın devreye girerek olumsuz durumların oluşmasını önleyecek jokey pompa dediğimiz basınç telafi pompalarımız var. Bunun dışında hatların üzerinde alarm vanası dediğimiz yine az önce gösterdiğim detaylı sistemler var. Her bir zona veya katlara ayrı bir alarm vanası kullanılarak, zonlara bölünerek sistemler sağlıklı bir şekilde dizayn ediliyor ve bu sistemler kurulmuş oluyor. Özellikle soğuk alanlarda kuru hatlarla yapılan kuru sistemler donma riski olan alanlarda daha çok tercih edilebiliyor. Veya ıslak sistem dediğimiz yani hattın içerisinde sprinkler başlığına kadar olan suyun olduğu durumlarda ıslak sistem karşımıza çıkabiliyor. Pompalar için bir kontrol kabini oluyor. Genelde hattın üzerindeki basınç düşümüyle yani tesisatta basınç azaldığı zaman pompayı devreye sokan bir düzenek oluyor. Yani bu durumda ne anlama geliyor? Sprinkler patlarsa tesisatımızın içerisinde belli bir basınç var. Bu düşüyor ve pompalar otomatik olarak devreye girerek suyun sürekli olarak tesisata ve sprinklerden tahliyesine izin vermiş oluyor. Bir
sprinkler sistemine genel olarak baktığımızda böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Kuru sistemler dedik, donma riski olan alanlarda kullandığımız kuru alarm vanalı veya ön tepkili, birazdan paylaşacağım ön tepkili dediğimiz sistemlerde tesisatın içerisinde su bulundurmuyoruz. Donma riskinden dolayı soğuk mahallenin içerisinde donma, tıkanma ve tesisata zarar verme riskinden dolayı bu noktada vana dediğimiz işte alarm vanası dediğimiz noktanın üzerine basınçlı hava uyguluyoruz ve tesisatta basınçlı hava tutuyoruz. Bu sayede sistem devreye girdiğinde bu basınçlı hava deşarj olarak bu düşen basıncın etkisiyle de vana açılıp suyu göndererek yangına müdahale etmiş oluyor. Bunlarla ilgili biraz daha detayları vereceğim. Evet. Genel olarak baktığımızda temel sprinkler tiplerinde karşımıza çıkan farklı tipler var. Sprey sprinklerler, konvansiyonel sprinklerler, gizli tip yine sprey sprinklerler mevcut. Düz sprey dağılımı olan sprinklerler mevcut. Özellikle hapishane, ruh sağlığı ile ilgili hastaneler gibi yerlerde kullanılan şu gördüğünüz flush diye geçen veya kurumsal tip denilen özel sprinklerler var. Institutional İngilizcesi. Özellikle belli bir ağırlıkta yük asıldığında üzerine kopan ve kırılan sprinklerler bunlar. Yani herhangi bir şekilde insanların intiharını vesairesini önlemek için, kendilerine zarar vermesini önlemek için kullanılan özel sprinklerlerden de bahsedebiliyoruz. Kuru barelli dediğimiz yine soğuk oda veya soğuk iklim koşullarına maruz kalan sprinkler noktalarında kullandığımız kuru tip sprinklerlerden bahsedebiliriz. Yatay tip gördüğünüz gibi duvarda yatay olarak monte edilen sprinklerlerden bahsedebiliriz. Bunların kendi içinde çok farklı montaj şekilleri ve görsel olarak farklılıkları olduğu gibi bir de uygulama ile ilgili farklılıkları da var. Öncelikle montajla ilgili farklılıklara baktığımızda eğer bir sprinkler borusunu gördüğümüzde sprinkler borunun üstündeyse ve yukarı bakan tipte ise bunun tabi İngilizcesi upright sprinkler yani dik tip, dikey yukarıya bakan tip sprinkler anlamına geliyor. Dik tip sprinkler olarak Türkçe'de terminolojide yerini bulmuş sprinklerler. Gördüğünüz gibi üzerinde bir şapka var. Deflektör diyoruz. Bunun üzerine su sprinkler aktivasyon elemanı devreye girdiğinde patladığında üzerindeki bu deflektör sayesinde bir şemsiye formunda veya uygun bir su dağılımı formunda suyu ilgili alana, altındaki alana dağıtmayı sağlıyor. Bu sprinklerler uluslararası standartlar ve yönetmeliklerde belirtilen aralıklarla ve karşılıklı mesafelerle yerleştirilmiş olmalı. Koruma alanları tehlike sınıfına bağlı olarak belirlenmiş ekipmanlardır. Yani düşük tehlikede örneğin standart sprey sprinklerler maksimum 21 metrekareyi korurken orta tehlikede 12 metrekare, yüksek tehlikede ise bir sprinklerle 9 metrekareyi koruyabilirsiniz. Genel olarak bütün sprinklerler için konuşuyoruz. İşte bu sprinklerlerde buna uygun olarak borunun üstünde veya altında kalacak şekilde mimariye, tesisatın geçiş yerlerine bağlı olarak da belirlenmiş oluyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz örnek gördüğünüz gibi upright dik tip sprinkler. Sarkık yani pendant olarak tanımlanan sprinklerlerde özellikle asma tabanlı uygulamalarda direkt borunun görünmediği uygulamalarda veya göründüğü uygulamalarda da açıkta görünür vaziyette kullanılan şekilde sol altta gördüğünüz gibi sarkık durumda olan sprinklerlerdir. Borunun altına veya asma taban yüzeyine monte edilir bu sprinklerler. Yani boru bağlantısı asma tabanın içerisinde kalan uygulamalarda özellikle sarkık tip sprinklerler kullanıyoruz. Duvar tipi sprinklerler içerisinde en yaygın kullanılan yatay duvar tipi sprinklerler. Burada sprinklerin kendisi yatay olarak monte edildiği için bu ismi alıyor ama aslında duvarımız dikey. Dik olan bir duvar üzerine yatay duvar tipi sprinkler ya da duvar tipi yatay sprinkler aslında doğru bir tanım ama yerleşmiş olduğu için biz bu ifadeyi kullanıyoruz. Sprinklerin montaj şeklinden dolayı yatay ama
monte ettiğimiz duvar dikey olacak şekilde kullanılan sprinklerlere yatay duvar tipi sprinkler diyoruz. Bunların da sprey dağılımı anlamında işte belli genişliklerde alanlara koruma sağlayan versiyonları mevcut. Bunların işte standart korumalı veya geniş korumalı olarak tanımlanan çeşitli modelleri, versiyonları mevcut. Bu konuda üreticilerin, bizim gibi üreticilerin web sayfalarında çok kapsamlı dokümanlar bulabilirsiniz. Bunların da önemli bir kısmını artık bizler Türkçeleştiriyoruz. Yakın zamanda da web sayfamızda bütün sprinkler modellerimizle ilgili Türkçe dokümanları elbette Duyar gibi mesela yerli firmalarımızın zaten Türkçe dokümanlarına ulaşabiliyorsunuz. Bizim gibi global firmaların da artık Türkçe dokümanlarına ulaşabileceksiniz. Orada detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Montaj şeklinden farklı olarak, ilave olarak K faktörü dediğimiz, yani aslında akış faktörü dediğimiz bir faktörden bahsediyoruz sprinklerlerde. Aslında sprinklerin boyutunu belirleyen şey sprinklerin K faktörü genelde. Ve genel olarak baktığımızda sprinklerin kullanıldığı alanın tehlike sınıfı yükseldikçe aslında K faktörünün de, yani aynı basınçta uygulanan debinin su ihtiyacının da arttığını görüyoruz. Yanımda hemen bir tane örnek gösterebilirsem size deneyeyim. Elimde iki tane örnek gösteriyorum. Şimdi slide'da gördüğünüz K faktörleri metrik sistemde K20'den işte 80'e kadar geliyor ve K360'a kadar ilerliyor. Yeni nesil ürünlerde K faktörü metrik 400'e kadar olan yüksek debili ve yüksek depolarda kullanılan sprinklerler mevcut. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle bir sprinklerden bahsediyoruz. K faktörü 400 olan sprinkler bak. Şu sıcaklıkla devreye giren bir malzemesi var, ekipman var. Buna işte ergil lehimli sprinkler diyoruz. 74 santigrat dereceye ulaştığında sprinkler açılarak suyu gönderiyor. Ve tasarımsal olarak baktığımızda bu sprinklerden aynı basınçta K faktörü 80 olan sprinklere göre 5 kat daha fazla su çıkabiliyor. Tabloda pembe işaretli gördüğünüz sprinkler ise bakın K80, yan yana tuttuğunuzda aradaki farkı görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. İki sprinkler arasındaki fark şu, gördüğünüz küçük olan K80 sprinkler. Bakın. Şu gördüğünüz K400 sprinkler. Yani esas fark aslında orifis dediğimiz iç yapısından geliyor ve sistemleri tasarlarken biz tasarım yoğunluğu denilen veya yangın yüküne bağlı olarak standartlarda verilen tablolara göre bu ürünlerin sprinklerlerin seçimini yapıyoruz. Belirleyici olan şey şu, sprinkler noktasında, sprinklerin monte edildiği noktada bir basınç oluşturmak. Bizim amacımız bu. Bir pompamız var. Pompayla su deposundan suyu alarak uzaktaki bir sprinklere basıncı götürüyoruz. Bununla ilgili bir hidrolik hesap yöntemi mevcut. Yazılımlarla yapabiliyoruz veya daha basit tesisatlarda Excel formlarıyla veya elle yapılan hesaplar biliyoruz. Burada sprinklerde elde ettiğimiz basınç değeri önemli. Bu basınç değerine karşılık K faktörü şu anlama geliyor. Debi K faktörü çarpı basıncın karekökü. Örneğin bir sprinklerde 1 bar basıncınız varsa K faktörü 80 olan sprinklerden 80 litre dakika su elde edersiniz. Su boşaltmanız gerekir. Eğer basıncı 4 katına çıkartırsanız bu durum neye yol açar? Burada su ihtiyacınız 4 katına çıkar mı? Hayır. Çünkü kare köküyle orantılı basıncın. Yani 1 bara göre 80 litre dakika alırken 4 bar basınca ulaştığımızda 160 litre dakika, yani 2 katı. Kök 4, 2 olduğu için 2 katı debiye ulaşmış oluyoruz. Baktığımız zaman K faktörleri farklı boyutlarda sprinklerlerde bizim karşımıza çıkan temel su ihtiyacı ile ilgili katsayı diyebiliriz ve sprinklerlerin önemli bir ifadesi oluyor. Ne dedik? Montaj şekli ve K faktörü bizim sprinkler tipimizi belirleyen önemli iki faktör. Gördüğünüz gibi %100
aslında en yaygın kullanılan K80 dediğimiz sprinklerlere göre K360 dediğimiz sprinklerleri kullandığımızda 4 kat daha fazla su uygulayabiliyoruz. Bu da genel olarak baktığımızda 4 kat daha büyük yangın yüküne müdahale edebiliyoruz anlamına geliyor. Evet. Aradaki farklara baktığımızda tabii kameradan göstermeye çalıştım. Orifis dediğimiz yani içeride suyun akışını gerçekleştiren delik kısmı sprinklerin yani aktivasyon sıcaklığına ulaştığında açılan su boşalma boşluğu büyüyor. Bu büyüdüğü zaman aynı basınçta daha fazla suyu uygulayabiliyorsunuz aynı uygulamada. Üçüncü bir uygulama kriteri sıcaklıklar. Sıcaklık sınıfına göre sprinklerler üzerinde bulunan aktivasyon elemanı dediğimiz bu cam ampuller veya ergir lehimli elemanlar hem renkleri farklılaşıyor hem de ortam sıcaklığına bağlı olarak standartlarda geçen sıcaklıklarda kullanılması gerekiyor. Örneğin ortam sıcaklığımız 38 derece civarındaysa maksimum ve aşmıyorsa burada 68 santigrat derecede aktivasyon sıcaklığı olan bir sprinkler kullanabiliriz. Yine 65 santigrat dereceye kadar olan ortam sıcaklığımız varsa burada da 93 santigrat derecelik sprinklerler kullanabiliriz. 79'u genelde tavsiye etmiyoruz. Sınırda bir değer. Veya işte 107 santigrat derece ortam sıcaklığı olan örnek veriyorum bir sauna uygulaması olabilir. 100 derece maksimum sıcaklığın oluşacağı öngörülmüştür içerideki ısıtma sistemlerinden dolayı. Ve böyle bir yerde 141 santigrat derecelik sprinklerler kullanıldığını görüyoruz. İşte bu şekilde farklı sıcaklık sınıflarında sprinklerler kullanılabiliyor. Tabii sprinkler tiplerinde standart sprinklerler, standart işte ofis, okul veya işte kütüphanede gördüğümüz tavandaki sprinklerler genelde standart sprey dediğimiz düşük K faktörlü sprinklerler oluyor. Daha düşük yangın riskleri için, orta tehlike için, düşük tehlike için kullanılan risklerde kullanılan sprinklerler oluyor. Standart sprey. Bir diğer sprinkler türümüz depolama tipi sprinklerler. Depolama tipi sprinklerlere baktığımızda bir standart sprey sprinklerlerin farklı seviyelerde kullanıldığı bir uygulama olan kontrol modlu raf arası sprinklerler yüksek depolarda kullanılır. CMDA, CMSA tanımına giren özel tasarım kriterleri olan sprinklerler ve ESFR adıyla bilinen söndürme modlu sprinklerler diye üç ana gruba ayırabiliriz depolama tipi sprinklerleri. Bunlar daha çok yüksek K faktörlü çünkü yüksek tehlike sınıfına giren depolama risklerinde yüksek yangın yükleri karşımıza çıktığı için burada daha fazla su uygulama, daha yakından koruma sağlamak adına bu tür yüksek K faktörlü sprinklerler kullanıyoruz. İlk örneğimiz depolama tipi sprinklerlerde kontrol modlu dediğimiz raf arası sprinkler kullanımını gerektiren durumları gösteriyoruz. Raf arası sprinkler uygulaması şurada gördüğünüz gibi bir tavan seviyesini koruyoruz. Depolamada yoğun bir şekilde raflı bir depolama var ve yükseklikten dolayı rafların arasında bir sıra daha sprinkler var. Koruma amacıyla üzerine bir koruma kafesi ve üstünde bir su kalkanı dediğimiz bakın şurada bir aparat var. Görebiliyor musunuz? Su kalkanı. Su kalkanı sayesinde de üstteki sprinkler devrede ise alttakini ıslatarak onun aktivasyonunu önlemesini ortadan kaldırıyoruz. Su kalkanı sayesinde sprinklerin aktivasyon elemanı ıslanmamış oluyor ve yangın yayılırsa eğer bu noktaya burada da kontrol altına alabilmesi için sprinklerin devreye girmesi sağlanıyor. Depolama şekillerine göre farklı tip uygulamalar karşımıza çıkabiliyor standartlarda. Burada standartlarda geçen ifadeleri tabii terminolojiye az çok aşina olmamız adına İngilizce olarak bıraktım. Rulo kağıtların depolandığı özel uygulamalar var. Raflı depolama en yaygın karşılaşılan lojistik depo uygulamaları tasarımda da karşımıza çıkıyor. Paletli depolama dediğimiz aslında stabil paletli depolama olarak görünen üstteki uygulamamız var. Boş paletlerin depolandığı alanlar yine özel sprinkler tasarım kriterleri bulunan yangın yükü anlamında özel sıkıntılar içeren depolama şekilleri.
Pamuk balyalarının depolandığı uygulamalar da yine hem ürün depolama yerleşimi hem de üzerinde kullanılacak sprinkler sisteminin tasarımında özel koşullar içeren depolama yöntemlerinden bir tanesi. Yine taşıt lastiklerinin, araba lastiklerinin depolandığı alanlarda hem yangın yükü açısından yüksek riskler taşıması hem de depolanan maddenin yanıcılığı ve ortaya çıkan duman ve hasar nedeniyle özel korunum yöntemleri gerektiren sistemler. Buralarda işte sprinkler tasarım kriterlerinin özel tasarım koşullarına, standartlarda bakmak gerekiyor. Bu standartlar, yönetmelikler veya tasarım kriterleriyle ilgili çok kısa bir özet sunumun sonuna doğru paylaşacağım. Peki bu depolama alanlarında ve işte yangın sistemlerinde, sprinkler sistemlerinde kullandığımız farklı sistem türleri ne oluyor? Ne tür sistemler, nerelerde kullanıyoruz? Biraz daha onlara girelim. Baktığımız zaman aslında bizim yaygın olarak işte Türkiye'de çok yaygın olan ve dünyada da tercih edilen, özellikle endüstriyel alanlarda olsun, büyük binalarda olsun, bir su depomuz var, yangın suyu depomuz var. Bu yangın suyu deposu, bina içerisinde kullanılan sprinkler sistemin ihtiyacı, anlık ihtiyacı ve standartta veya yönetmelikte belirtilen minimum operasyon süresi denilen işte 1 saat, 90 dakika, 45 dakika gibi varsa böyle süreler, bu sürelerde oraya suyu besleyebilecek kapasitede su ihtiyacımızın tanımlanmış ve su depomuzun yapılmış olduğunu görüyoruz. Yangın pompası da yine sistemin en uzak, en kritik noktasındaki basıncı ve en yakın noktasında en düşük basınç kaybının olduğu noktada, öyle diyelim, en yüksek basıncın oluştuğu noktada, en yüksek debinin oluştuğu, su akışının oluştuğu noktada ki debiyi sağlayabilecek kapasitede bir pompa görüyoruz. Ve yine pompa dairesi içerisinde bahsettiğimiz işte vana tesisatları, tertibatları, işte kesme vanaları, girişinde, çıkışında, çek vanaları, sprinkler tesisatı, pompa odasını korumak için kullanılan ve bunun devamında bulunan binaları ve çevre tesisatı koruyan kesme vanalarımız, kontrol vanalarımızın bulunduğu ve daha sonra binaya bağlantı yapılarak ilgili alarm vanalarıyla zon kontrolünün yapıldığı sistemlerden bahsediyoruz. İşte bir sistemi oluşturan, sistemin kalbi olan yangın pompalarıyla beraber sisteme olan bağlantıyı bu şekilde görmüş olduk. Evet, bu görüntüde gördüğümüz nokta, sprinkler sisteminin bir tesisat bölümü var, borulama kısmı var. Bir de alarm vanası dediğimiz, aslında sistemin türünü belirleyen alarm vanası grubumuz var. Bu görselde gördüğümüz alarm vanası bir ıslak alarm vanası. Islak alarm vanaları ıslak sprinkler sistemlerinde kullanılır. Islak sistemin anlamı şudur: tesisatta sprinklerin olduğu, en son sprinklerin olduğu noktaya kadar sprinklerin gerisinde suyumuz hazır. Patladığı anda su boşalır yangının üzerine. İşte buna ıslak sistem diyoruz. Su her zaman sprinklerin gerisinde hazır vaziyette bekliyor. Evet. Peki ıslak alarm vanası nasıl bir cihaz? Nasıl bir ekipman? Üzerinde çeşitli trim dediğimiz çeşitli borulama tertibatları var. Orifisler var. Bir bypass akışı oluşturan test düzeneği var. Alarm testini yapabileceğimiz, klape aç kapa testlerini yapabileceğimiz özel tertibatlar var içerisinde. Baktığımız zaman aslında içerisine sisteme suyu doldurduktan sonra kapalı durumda yaylı bir klapesi olan bir vanadan bahsediyoruz. Ne zaman ki bu sprinkler devresi dediğimiz o tesisatta herhangi bir sprinkler patlar ve bu klape şuradaki su akışından dolayı açılırsa, işte şurada alarm portu dediğimiz bir noktadan suyun ilerlediğini görüyoruz. Bu alarm portundan gelen su, buradaki elektriksel alarm ve bunun devamında konulabilecek mekanik alarm cihazlarından bize o bölgede alarm olduğunu, yangın olduğunu uyarısını veriyor. Mekanik olarak veya elektriksel olarak. İşte bunun için bunlara alarm vanası deniyor. Ve bu klape, içeride gördüğünüz klape açıldığı anda içeriden alarm devresi dediğimiz devreye suyu göndererek sistemin bize uyarı vermesini sağlıyor. O yüzden biz alarm vanası diyoruz bunlara. Islak sistemde kullanılanlara ıslak alarm vanası diyoruz.
Bir diğer versiyon kuru alarm vanaları. Kuru alarm vanaları adı üzerinde kuru sistemlerde kullanılır. Kuru sistemler örneğin ısıtılmayan bir otopark düşünelim ve İstanbul'da kış döneminde eksi 5 dereceleri gördüğümüzü düşünelim. 4 santigrat derecenin altına düşebilen herhangi bir alanda ıslak borulu bir sprinkler sistemi yapamayız standartlara göre. Nasıl yaparız? Kuru borulu sistem yaparız. Bunu da kuru alarm vanalarıyla yaparız. Yine çalışma prensibi ıslak alarm vanasındakilere benzese de basınçlı bir hava vasıtasıyla biz bu alarm vanasındaki gerisindeki suyun, tesisat suyunun dengesini sağlıyoruz. Üzerindeki trim tertibatları sistemin hızlı çalışmasını sağlayan, üzerindeki basınçların anlık olarak görüntülenmesini sağlayan çeşitli tertibatlar içeriyor. Sistem devreye girdikten sonra içindeki suyu boşaltmak için drenaj vanaları, sistemin devreye almak için kullanılan besleme ve aktivasyon vanaları ve alarm testi için kullanılan alarm test vanalarını bulunduran bir tertibattan bahsediyoruz. Üzerinde çeşitli bu hızlandırıcı tertibatı dediğimiz, şurada gördüğünüz bir hızlandırıcı dediğimiz bir ünite var. Sistem hacmi çok büyüdüğü zaman vananın açılması gecikebiliyor. İçindeki havanın basıncının düşmesi zaman aldığı için bu zamanı kısaltmak adına böyle bir hızlandırıcı denilen ekipman da kullanılabiliyor. Bunların da çeşitli sınırları var. Temelde standartlara göre 1,5 metreküp boru iç hacmini aştığımız zaman kuru sistemde hızlandırıcı kullanmamız gerekiyor. 4,5 metreküpü de geçersek toplam boru iç hacminde bu vanadan sonra olan boru iç hacminde tek zonla asla çözemiyoruz. İki zona bölmemiz gerekiyor. İki ayrı kuru alarm vanası kullanarak çözmemiz gerekiyor. Böyle bir örnek uygulamadan bahsedebiliriz. Dediğim gibi burası bir sundurma olabilir. Binanın sundurmasında dışarıda sprinklerle korunan bir lojistik deponun işte sundurma tır yükleme alanı olabilir. Orada çünkü malzemeler geçici depolanıyordur, şey oluyordur. Oraya bir kuru alarm vanalı bir sistem yapılır ayrı. Çünkü o hattın içerisinde suyu tutmak istemezsiniz. Dışarıda kış koşullarında donma yapar, tesisat parçalanabilir, tıkanma yapabilir, çalışmayabilir. Ve kuru tuttuğumuz zaman altında bir yangın varsa buna müdahale edecek şekilde sprinkler patladığı anda açılan bir basınçlı hava dolu tesisattan bahsediyoruz. Bir diğer yöntem baskın alarm vanası. Baskın alarm vanası dediğimiz yöntemde uç ekipmanlarımız sprinkler veya nozul adıyla alınarak veya işte köpük yapıcı, köpük dökücü gibi köpüklü sistemde kullanılan ikinci oturumda detaylarını paylaşacağım. Açık uçlu ekipmanlar olması durumunda kullandığımız bir vana şekli. Tesisatın içerisinde herhangi bir şekilde basınçlı hava veya su yok. Çünkü ucu açık. Nozullarımız var her tarafta. 7-8 tane nozul var veya 100 tane nozul var ucunda bu hattın devamında. Ve içi boş. Atmosfere açık. Ne zaman ki bu vana açılırsa o bütün nozullardan aynı anda su veya söndürücü madde boşalmasını sağlıyoruz. Bu da baskın sistem olarak adlandırılıyor. Yine trim dediğimiz bu ekipmanlar sayesinde üzerindeki işte bir mekanik alarm cihazıyla manuel boşaltma kolu dediğimiz acil durumlarda doğrudan elle müdahale gerektiren durumlar için kullanılan özel tertibatlarla ve vananın bir defa açıldıktan sonra kapanmasını önleyen özel tertibatlarla bu sistemler devreye alınmış oluyor. Örneğin bir algılama sistemiyle devreye sokulan elektrik aktivasyonlu versiyonları mevcut. Üzerindeki bu tertibat sayesinde bir dedektörden alarm geldiğinde, yangın alarmı alındığında bu sistem üzerinde bulunan 24 voltluk solenoid açıldığında yani mıknatıslı bir vana açıldığında 24 volt buraya uygulandığında panelden söndürme panelimiz var. Sistem açılarak tüm nozullardan aynı anda suyu göndermiş oluyor. Özellikle Amerikan filmlerinde çok yaygın olan, çok bilinen bir yanlış bir bilgi var. Birisi işte sprinklere çakmağı tutuyor ve bütün binadaki sprinklerlerden su akmaya başlıyor. Aslında bu bir baskın sistem. Çünkü normal bir sprinkler sisteminde hangi sprinkler patladıysa sadece oradan su gelir. Eğer bütün alandaki sprinklerlerden su geliyorsa bu bir baskın sistemdir. Açıktır ucu. Herhangi bir aktivasyon elemanı o noktada yoktur. Belki dedektöre müdahale edilmiştir veya
manuel boşaltma açılmıştır ve tüm nozullardan aynı anda şey gelir, su gelir ve bu da dediğimiz gibi baskın sistemdir. Ucunda herhangi bir o renkli aktivasyon sıcaklığı olan ampullerden yoktur. Kendiliğinden açık vaziyette kullanılır. Bir diğer yöntem ön tepkili, yani İngilizce tanımıyla pre-action dediğimiz alarm vanaları. Pre-action sistemler yine kuru sistemlerdir. Hattın içerisinde su bulunmaz, basınçlı hava vardır. Ancak bu basınçlı havayı vanayı kapalı tutmak için değil, hattın içerisindeki basıncı izlemek için kullanırız. Hattın içerisindeki basıncı niye izleriz? Sprinkler patladığında haberimiz olsun diye. Sprinkler patladığında hava basıncı düşmeye başlar ve tesisatın üzerindeki basınç ekipmanlarıyla algılanarak bize uyarı olarak gelir. Bu tesisatta bir sıkıntı var. Ancak kilitlemeli bir vana, ön tepkili pre-action ve kilitlemeli bir vana olduğu için bu, bir diğer yangın sinyali olmadan veya manuel olarak müdahale etmeden veya işte duman dedektöründen sinyal gelmediği sürece bu sistem hatta suyu göndermeyeceği için aslında biz bu tür sistemleri nerede kullanıyoruz? Çift kilitlemeli sistemleri soğuk depolar gibi yerlerde kullanabiliyoruz kuru sistem olarak. Ekstra güvenlik önlemi olan bir sistem anlamında, kazara boşalma riskini önlemek adına çift kilitlemeli sistemleri soğuk depolarda, çok soğuk depolarda kullanabiliyoruz. Veya arşiv gibi, elektrik odası gibi suyun yangın kadar da zarar verebileceği alanlarda bu tür pre-action sistemler kullanabiliyoruz. Ne oluyor burada? Tesisatın içerisinde hava var. Hiçbir şekilde ortama su boşalmıyor. Sprinkler patladığında bize uyarı veriyor. Gidin şuraya bir bakın. Bir problem var. Veya zaten yangın varsa, duman dedektörleri de varsa, gerçek bir yangında önce duman dedektöründen sinyal geleceği için sistem sprinkler patlamadan önce suyu da hazır edebiliyor sistemle. İşte sistem stratejisine bağlı olarak, oradaki riskin boyutuna bağlı olarak farklı tip kilitleme yöntemleri olan ön tepkili sistemler bu şekilde çalışıyor. Dediğimiz gibi çalışma mantığı, esas kullanım sebebi ön tepki. Yani bize bir uyarı vermesi yangın öncesinde veya bir şey çarpıp sprinkleri kırarsa oraya su boşalmadan önce bize bir bilgi vermesi istediğimiz kilitlemeli ve kesin yangın durumunda çalışacağından emin olduğumuz sistemler. Diğer sistemlerimiz ıslak sistemler ve kuru alarm vanalı sistemlerde sprinkler patladığında oradan su boşalır. Bu şekilde. O yüzden ön uyarı alan ve yangın suyunun sprinkler sistemindeki suyun ortama zarar verebileceği tarihi eser, arşiv, müze gibi uygulamalarda kullanılabilen su söndürme yöntemi pre-action, ön tepkili sistemler. Evet, bu bölümde bir de kısaca ilk oturumun sonunda neler kullanıyoruz biz standart ve yönetmelikler olarak? Tabii binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 2015'te kapsamlı bir revizyon olmuştu. Yine bu yıl bir yenileme oldu. Revize maddelerimiz geldi. Ama genel olarak bağlayıcılığı olan sprinkler sistemleri tasarımında ve yangın korunum sistemlerinde Türkiye'de binaların yangından korunması hakkında yönetmelik diyebiliriz. TSN 12845 standardı mevcut ve bu standart da yine kapsamlı bir revizyon içerisinde bu yıl sonunda tamamlanmış olacak. Çok ciddi, önemli değişiklikler var şu an. Biz de komitede, ayna komitede takip ediyoruz. NFP 13 2019 ve şu anda 2022 versiyonda yayınlandı. NFP 13'ün Amerikan Yangın Korunum Derneği'nin yayınlamış olduğu sprinkler tasarım standardı ve FM Global dediğimiz uluslararası sigorta kuruluşlarının birliği olan FM Global'in faktörü 3 yıldır açılımı. FM Global'in kılavuzları, tasarım kılavuzları, Loss Prevention Data Sheet'e geçen ücretsiz erişim sağlayabileceğiniz data sheet'ler, veri dosyalarında sprinkler sistemi tasarımı ile ilgili detayları görebiliyoruz. Hangi tür alanlarda, hangi tehlike sınıflarında, hangi tip sprinklerler kullanılır? K faktörü ne olmalı? Basıncı ne olmalı? Tasarım kriteri ne olmalı? İşte bu yönetmelik ve standartlarda görebiliriz. Örneğin binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte farklı tip binaların hangi tehlike sınıfına girdiğini, hangi tip tasarım yoğunluklarının yani metrekareye uygulanacak su miktarlarının ve hangi sürelerde
ve hangi operasyon alanı, yani açılacak sprinkler sayısını belirlediğimiz, yangın durumunda yangının boyutunu belirleyebileceğimiz referans bilgileri bulduğumuz yönetmeliğimiz mevcut. ENE 12845 de yine bu yönetmelikteki çerçeveye uygun bir sprinkler sistemini detaylı olarak tasarlayabilmek için tasarım ve hesap yöntemlerini içeren bir Avrupa ve Türkiye standardı olarak karşımıza çıkıyor. Bu standartların ve yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm uygulamalar için NFPA standartları ve FM Global Kılavuzlarını kullanmamızın dünyada kabul görmüş bu standartlar açısından baktığımızda yönetmeliğimizin de kabul ettiği bir yöntem olduğunu biliyoruz ve kullanmaktayız.